Tam şu tepesi Hasan Sabbah'ın ünlü Alamut Kalesi. Assassin's Creed diye bir oyun var. Orada da bu Hasan Sabbah'ın hikayesinden. Hasan Sabbah'ın aslen Sünni olduğu söyleniyor. Esasında Şii değilmiş. Aşağısı ise Hasan Sabbah'ın cennet mi acaba? Siz karar verin. Cennet bahçesinden kirazlar. Hasan Sabbah'ın kalesi tam şu tepede. Alamut Kalesi. Tam şu tepesi Hasan Sabbah'ın ünlü Alamut Kalesi ve bu etraf ise Hasan Sabbah'ın sunduğu cennet. Ve gerçekten de geçtiğimiz yolda hiçbir şey yokken bir anda tepe evi açtık. Her yerden su fışkırmaya başladı. Ve bu gördükleriniz kiraz ağacı. Acayip bir kiraz var bu bölgede. Evet, Alamut Kalesi'ne çıkması da zor. O kadar yol geldik. Hala tırmanıyoruz bakın. Ama vadi efsane ya. Ve bakın çok aşırı yüksek dağların etrafında. Bakın şu dağlara bakın. Burası ise daha alçakta kalıyor. Yani aslında gizlenmiş oluyor burada. Hasan Sabbah döneminde burayı hiç gariden birisi yok. Çok sonraları Moğollar geliyor. Burası bir güvenlik kulesiymiş. Ve burada beklerken ateş yakıyormuş. Ve yemeğini yapıyor bakın. Aynı şekilde burası kalmış. Buradan da mı bir şey yapıyor acaba? Bu taraftan gelenleri kontrol eden bekçi burada. Evet, kapısına geldik bakın. Güvenlik kamerasıyla gözetleniyor. Evet. Şimdi işte tam kaleye giriyoruz. Gördüğünüz tünel atların buraya çıkması için yapılmış. Yani gördüğünüz gibi şu an Alamut Kalesi'nin tepesindeyiz. Atlar buraya kadar geliyormuş. Ve aşağısı ise Hasan Sabbah'ın cennet mi acaba? Siz karar verin. Bakın uzaklar ve etrafa bakarsanız hiçbir şey yok. Tam buraya geldiğiniz zaman sular fışkırıyor ve her yerde kiraz bahçeleri vesaire var. Evet, Alamut Kalesi gördüğünüz gibi komple bu şekilde inşaat halinde gibi, restorasyon var gibi duruyor. Ve gördüğünüz burası da eskiden kalma mescit. Yapısı da bu şekilde. Hasan Sabbah kim? Hasan Sabbah'ın aslen Sünni olduğu söyleniyor. Esasında Şii değilmiş. Birçok yerde birçok rivayet var. Bugünkü Tahran'ın en eski noktası olan Rey'de doğduğu rivayet ediliyor. Lübnanlı bir aileden, Arap veya Iraklı bir aileden Arap olduğu lanse ediliyor. Genel hatlarıyla Hasan Sabbah İsmaili, yani Şii Fatimi geleneğini gidip Mısır'dan yad ediyor. O dönemde burada Abbasilere bağlı Selçukluların askeri birliği söz konusu. Daha büyük bir payidarlık yok.
Hasan Sabbah da Sünni olan bu coğrafyanın içerisine Şiiliği ilk benimseyen ve kendisine burayı üst bölgesi, inanç merkezi olarak lanse ettiği ya da kullandığı alan olarak tahsis ediyor. Esasında hemen arkamda cami harabesi var. Suyun çıktığı yer. Genel hatlarıyla çok çok böyle farklı yorumlar söz konusu. Özellikle bu haşhaşilik. Sanki ve bu adamlar sadece gelip içiyorlarmış gibi. Böyle bir şey yok yani. Esasında Hasan Sabbah'ın yani varlığı dini bir varlıktır. Bir dini liderdir. Müritlerinin yaklaşımının haşhaş maşhaşla zerre alakası yoktur. Bütün İran'da normaldir haşhaş içmek. Lakin şeyde değildir yani bu mıntıkada falan Hasan Sabbah dini bir lider. Böyle bir şey yok yani bu hikaye. Bunu ilk yazan da zaten Marco Polo. Yine klasik Batılı bir gezgin zaten. Batılıların doğuyu hiç anlamadığı bir örnek daha ile karşı karşıyayız. Hasan Sabbah dini lider. Birçok kalesi var. Bayrakları vardı. Arı sembolünün arı olduğu. Paraları var bu araya. Yani parası varsa bir toplumun devlettir. Ne zaman yıkıldığı hakkındaki en ufak bir fikrimiz yok. Birçok kale var. En son hangisi düşmüş? Suriye'de var, Halep'te var. Halep merkezde bu adamların özel yeri var. Selçuklu imparatorlarından Melikşah'ı öldürüyor. Yine onun akıl hocası ve onun babasının akıl hocası yani Alparslan, Sultan Alparslan, Melikşah ve ikisinin akıl hocası olan Nizam-ül-Mülk. Alparslan zaten Orosan tarafında öldürülüyor da ismi Yusuf olmalıydı ama aslında bu Hasan Sabbah'ın üzerine Şiilerin burada barındırılmaması adına özellikle o dönemki Sünni Abbas halifesi bunları yok edin demesinin üzerine birazcık Selçuklular bu işlerin içerisine girmiştir. Zaten Sultan Alparslan'ın bu Malacgirt Fethi olarak anlatılan hikayesi de aslında Şii Fatimi Devleti'ne olan harekatıydı. Rakka dolaylarında geri dönmüştü Alparslan. Geri dönmüştü işte Kars Mars fethedip Urfa'yı alıp Toros'tan, Ermeni Toros'tan Rakka'da geri dönmüştü. Çünkü Bizans'tan yardım istenmişti falan. Aynı dönemde Abbasilerin yani Selçukluları kullanarak, Alparslan'ı kullanarak Şii Devleti'ni, Fatimi Mısır'ı yıkmaya çalıştığı dönemde Hasan Sabbah da burada gerekli önlemleri alarak direkt kelleden, Antep'den adam aldırarak, Al-Hak'tan adam öldürmeden 35 yıl bu kaleyi hiç terk etmiyor. Hatta kaleyi terk etmeyi bırakın, odasından bile birkaç defa ancak dışarı çıktığını biliyoruz. Dayileri var. Ben burayı şey diye görüyorum yani dönemin felsefe okulu. Dönemin felsefe okulu ve o felsefe okulunun çeşitli ritüelleri işlemiş olduğu icraatler, fedai, kendisini feda edebilen hocasına, şeyine, mülükler. Evet, bakın Hasan Sabbah'ın kalesinin tepesindeyiz. 360 derece buradan görünüyor etraf. Bakın yüksek dağların arasında bir ova var şurası. İnanılmaz verimli. Kirazı çok ünlüymüş. Halen de acayip kirazlar. Az sonra yiyeceğiz aşağı inince. Efsane Alamut Kalesi işte burası. Ve burayı kuşattıkları zaman tam tepede kaldığı için buradan da şu gördüğünüz yerden devamlı su çıkıyormuş. Suyun kaynağı belli değil. Bir tepenin üstünde tam zirvesinde olmamıza rağmen devamlı su bulunuyormuş burada. Onun için burayı düşman kuşattığı zaman, etrafına geldiği zaman bunlar bu suyla çok uzun süreler idare ediyorlarmış ve bu şekilde burayı çok korumuşlar. Bakın şu an Alamut Kalesi'nin tam zirvesindeyiz. Tam zirvesinde bir çeşme var. Tam zirvesinden su çıkıyor ya. Burası tam bir kartal yuvası. Zaten Assassin's Creed diye bir oyun var. Orada da bu Hasan Sabbah'ın hikayesinden alıyorlar oyunu. Orada da böyle kartal tepesinden atlama hareketi var bir tane, böyle kartal sesi çıkararak. Aynısı yani. Zaten Assassin, Haşhaşi isimleri suikastçı olarak oradan geliyor. İşte fedaileri varmış ve gerçekten de normal halkı değil, en üst düzey insanları öldürerek suikast düzenliyorlarmış. Böylece bayağı bir sistemi değiştirmişler. Evet, 1000 sene önce Marco Polo'nun geldiği yerdeyiz şu an.
Marco Polo'da İpek Yolu'ndan giderken kitabında yazıyor işte burayı. Haşa Şileli. Cennet bahçesini sunduğunu vesaire her şeyi anlatıyor. İsmaililikten bahsetmemek olmaz buraya kadar gelmişken. Caferilik gibi. İsmaililik yine isimden geliyor. 12 imam Şiiliğinde Hazreti Ali'den başlıyorsunuz. İmamlar sıralandığı zaman Cafer es-Sadık'a geldiğiniz zaman artık Cafer isminden Caferiye mezhebi oluyor. Bundan sonra ise İsmaililik ayrılıyor. Oğlu olan İsmail bin Cafer es-Sadık, yani Cafer es-Sadık'ın oğlu İsmail ekolünden devam edenler İsmaililik mezhebine bağlı oluyorlar. İsmaili mezhebini Hazreti Ali'den başlatıp günümüze kadar getirdiğiniz zaman şu an yaşayan imam 49. imam ve ismi Kerim Ağa Han ve 4. Ağa Han olarak ismi geçiyor. Şu an 20-30 milyon civarı müridi var dünyada. Çoğunluğu Hindistan'da, Pakistan'da, Mısır'da. Ve bu mezhebe bağlıysanız paranızın, kazandığınızın 8'de birini Ağa Han'ın İsviçre'de bulunan hesabına her yıl bağışlıyorsunuz. Ve kendisi en zengin 10 kraliyet ailesinden birisi sayılıyor şu an. Evet, karşınızda Alamut Kalesi ve Assassin's Creed'de atladığınız yer mi acaba diyeceğim. Çünkü burada dünyanın en güzel manzaralı tuvaleti var. Nasıl? Evet arkadaşlar, Alamut Kalesi'ni, Hasan Sabbah'ın kalesini beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, zararsız bir keler türü. Büyüyünce timsah olacak. Şaka canım. Burada kendi kendisine geziyor mutlu bir şekilde. Sağlıklı. İnceledik. Yakından inceledik. Bir keler. Hasan Sabbah'ın kalesinin civarında. Dağları tırmanıyor. Benim en sevdiğim mevsimler. Bu dönemlerde hocam lezzetli sineklerle beslenmeyi tercih ediyorlar. Özellikle bu dönemlerde. Desem de bu kısım hakkında çok net olamayacağız. Tartışılan bir şey çünkü abi. Yiyen var, yemeyen var. Evet. Tam tepesi 2200 metre. Bu etrafa bakın, daha 3000 metrelere giden dağlarla çevrili. Hasan Sabbah'ı ziyaretimizi gerçekleştirdik. Şimdi devam ediyoruz yola. Evet, hemen dalıyoruz. Şunlara baksanıza. Efsane ya. Bunlar Hasan Sabbah'ın cennet bahçesinden kirazlar. Efsane. Evet, kirazlara bakın ya. Bakın üçlü.